Arkadaşlar merhabalar, bugün 29 Ağustos 2023 Salı, ben Bahattin Çağdaş. Valla şimdi geçenlerde yine biliyorsunuz Kadıköy sahilinde bir şey yaşandı. Şimdi arkadaşlar bazıları diyor ki ya homofobi misin falan. Ya arkadaşım eşcinselliğin böyle ulu orta işte televizyonlarda bilmem nerede falan tabii ki propagandasının yapılmasına karşıyız. Ya kıyıda köşede ne yapıyorsa ne hali varsa görsün. Tamam. Yani bunu insanların gözüne sokmaya gözüne sokmanın manası yok. Şimdi arkadaşlar 2002-2023 dinci bir hükümet, din maskesi takmış bir hükümet, bir AKP döneminde hep böyle ilkler yaşanıyor böyle yani. Şimdi biliyorsunuz ne diyordu? Başkan Erdoğan ne diyordu? Tayyip Erdoğan. Üç çocuk, üç çocuk diyordu değil mi? Böyle şeylere gidiyordu, nikahlara gidiyordu. Düğünlere gidiyordu, nikahlara. İşte şeyi verirken, evlilik cüzdanını verirken ne diyordu? İşte üç çocuk söz alıyordu değil mi? Hiç duyuyor musunuz artık üç çocuğu? Duymuyorsunuz. Şimdi herhalde bu artık son dönemi galiba Erdoğan'ın, onu çok kötü böyle rezil edip bırakacaklar. Bu işte kiraların artışıyla bıraktıracak, yani yukarısız yapıyor bunu. Yukarısı yaptırtıyor bunu. Getiren bunu yaptırtıyor. Şöyle bir yaşattı, yani rezil edip atacak kenara. Kiralar çıktı, işte pahalandı hayat, insanlar işte geçen yine birisi aklını yitirmiş, 38 yaşında genç adam, Bakırköy, işte tımarhane derdik biz oraya, düşmüş. Bu bildiklerimiz, bilmediklerimiz var. Şimdi gençler evlenemiyor. Yani düşünemiyor musunuz? Dinci bir hükümet, ya deselerdi ki şu dini bitirin, dini bitirin. Böyle bir görev verilseydi bu kadar iyi yapmazdı kimse. Ha, tabii bunda internetin payı da var. İnsanlar artık şey yapmaya başladı, araştırmaya başladı, şey yapmaya başladı. O ayrı konu. Ama bunu dinci bir hükümetin, bir partinin, AKP'nin dönemine denk gelmesi utanç verici bir şey. Şimdi arkadaşlar gençler artık işte kiralar, hayat pahalı falan, evlenemiyorlar. Erkekler evlenemiyorlar. Tamam mı? Evlenemiyorlar. Evlenmek iyice zorlaştırıldı. Tövbe tövbe, şimdi evlenemeyen erkekler cinsel ihtiyaçlarını birbirinde görmeye başladılar. Ne demek ya iki erkek sahilde açık açık şey yapması, ihtiyaçlarını görmeye çalışması. Yani şimdi şu açıdan bakacağım ben buna. Hani üç çocuk, üç çocuk deyip yani nüfusumuzu şey ayarlamamız gerekiyordu ya, hani nüfusun artması gerekiyordu. Avrupa'da biliyorsunuz nüfus artık yaşlandı. Şimdi bakın arkadaşlar, iki erkek, tamam mı? Bu ne demek biliyor musunuz? İki erkeğin ilişkiye girmesi, iki kadının eksilmesi demek. İki kadının eksilmesi ne demek? Şimdi bunlar eğer evlenmiş olsalardı, üç çocuk oradan, üç çocuk oradan, toplamda 10 kişilik bir şey söz konusu yani nüfusta. Nüfusta bir stabil olma durumu, durma durumu ve yukarı çıkma durumu, tamam mı? Yani o diyagram, çizelge yukarı çıkacaktı. 10, 10 yukarı çıkacaktı. Artı 10. Şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz durumla eksi 10 yere doğru girmeye başladı. Eksi 10. Yani iki erkeğin ilişkisi, LGBT'nin de amacı o galiba. İki erkek demek, iki kadının eksilmesi demek. Yani evlenecek iki erkek bulamayacak demek. E bu ne demek? Üçer çocuktan altı çocuk olmayacak demek. Evet. Onu belirteyim dedim. Evet. Bilmiyorum arkadaşlar, sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hemen yafta yapıştırmayın, yok homofobikti falan değildi. Demografi açısından baktım, nüfus açısından baktım. Onu da belirteyim. 29 Ağustos 2023 Salı, ben Bahattin Çağdaş. Siz de sahiden bu demografimiz, nüfusumuz yani düşünebiliyor musunuz? Eksi 10'a düşüyor birden.
Yani bu gerçekten evliliklerin zorlaştığını görüyoruz. Peki, kolay gelsin.